Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı'nın profilini inceleyeceğiz. Futbol Mecal 22'de hemen Abdülkerim Bardakçı'nın profiline bakalım. Öncelikli olarak Marco satışı planlanıyor Galatasaray'da. Marco ile kıyaslamak istiyorum ben açıkçası Abdülkerim'in profilini. Hemen buradan benzer oyunculardan kıyasladan Marco profilini açmak istiyorum. Evet, zihinselde Marka bir tık daha iyi gözüküyor. Savunmaları eşit gözüküyor. Ee, Abdülkerim ve Marco'nun fizikselde Abdülkerim Bardakçı'dan aslında Marco A bir tık daha iyi gözüküyor ama ben gerçekte bunun böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Abdülkerim'in sanki fiziği daha kalıplı, daha güçlü. Ee, hız anlamında Marco A daha hızlı. Gerçekte de böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta belki bir tane değil 2-3 daha fazla olabilir belki de. Vizyon olarak Marco A tabii ki daha e, vizyonlu bir ya da vizyon sahibi bir oyuncu. Hücumları eşit gözüküyor. Tekniğinin, Abdülkerim Bardakçı'nın tekniğini daha iyi yapmışlar oyunda. İnanılmaz derecede çok şaşırdım buna. Çünkü marka da bir pasör stoper. Ee, Abdülkerim Bardakçı'nın ben daha çok hani pasör stoper tam olarak olduğunu düşünmüyorum ama yerli stoperler arasında hani pasör stoper olarak iyi olabileceğini düşünüyorum. Yoksa daha çok standart stoper gibi geliyor bana. Ama e, futbol menajer 22 oyununda tekniğinin markadan daha iyi yapılması inanılmaz derecede şaşırttı beni. Hava toplarında e ile eşit yapmışlar. Hava toplarında bence Abdülkerim bir tık daha iyi olabilir. E, gerek kalıplı fiziği, gerek oynadığı oyunda hava toplarına hakim oluşu ve gol atışı açısından bana Abdülkerim Bardakçı'nın hava topları bir tık daha iyi gibi geliyor. Zihinsel olarak da Marco'nun profili daha iyi gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. E, Marco gideceği düşünüldüğü zaman yerine yerli rotasyonda alınabilecek en iyi stoperlerden bir tanesi Konyaspor'da çok iyi bir sezon geçirdi. Hem defanstan hem defanstan topla çıkmada üstüne e, hava toplarında ve Konyaspor'da gol olarak takımına verdiği katkı açısından bakıldığı zaman gayet iyi bir yerli rotasyonu ve Galatasaray'ın al almasına da çok şaşırdım çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş ile alakalı transferleri konuşuluyordu. Son gün Galatasaray'a geldi yani pek uzun zamandır görmediğimiz bir Galatasaray transferi oldu. Genelde Galatasaray son zamanlarda ben de bir Galatasaray olarak söylüyorum bunu. Transferleri kaptırıyorduk. Dursun Özbek böyle değişik bir giriş yakaladı Galatasaray'da. Hemen profiline tekrardan bakalım. Önce oyuncu özel detaylarını değiştirden potansiyel yeteneğine bakmak istiyorum. 130 gözüküyor. Gayet normal seviyede. ilk i̇lk kontrol ve kafa vuruşu 13 yapılmış. Bence kafa vuruşu bir 14-15 olabilir. Bir tık aşağıda bence oyunda. Markajı 13, pası 13. Pası yerli oyunculara bakıldığı zaman gayet iyi durumda. Pasör stoper bakıldığı zaman ki pasör stoper oyunda da zaten yapılmış. Tekniği 14, top kapması 13. E, yerli defans olarak gayet yeterli özellikler bunlar. Zaten elit olanlar 16-17 oluyor şunlar hani. E, fiziksel açıdan baktığımızda da fiziği birazcık aşağıda yapılmış sanki. Ben fiziğinin birazcık yukarıda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, gerçekte fiziği bir tık yukarıda gibi. Boyu 1.84 yine Galatasaray'ın... <laughs> Genel stoperde boy problemi hatırlarsanız 1.84'lü kaç tane stoperimiz vardı. İşte Hakan Balta oynuyordu bir ara 1.84, Denayer 1.84, Uyuf 1.84, Semih Kaya 1.84 falan gibisinden. Yine 1.84 boyu bulmuşuz bir şekilde. Ama boyuna göre bence hava topları hakimiyeti çok yüksek. Oyunda birazcık dayanıklılığı ve dengesi az verilmiş. Ama tabii Konya Spor oyuncusu olarak bakıldığı zaman belki de böyle verilmiş olabilir normalde bence dayanıklı bir oyuncu ve dengeli ve güçlü bir oyuncu da Abdülkerim Bardakçı. E bununla beraber sol ayak olması bir avantaj Galatasaray açısından çünkü Markanın gidileceğinden bahsediliyor. diğer özelliklerine geçecek olursak çoğu Süper Lig takımı açısından iyi bir oyuncu sayılabilir e, soğukkanlı en belirgin özelliği ileride gelişme göstermesi zor gibi duruyor diyorlar ama tabi 27 yaşında olduğu için böyle yapılmış bence de çok büyük bir gelişme göstermez. Ama mevcut yetenekleri bence yeterli. Dengeli ve normal bir karakteri var. Büyük maçlarda oynamayı seviyor ve istiklarlı bir oyuncu sayılır. Yani bütün yeşil özellikleri var aslında. Karar verme ve pozisyon alma özelliklerinin iyi seviyede. Bunu yaptığı ani müdahalelerde görüyoruz mesela. Karar verme ve pozisyon alma özelliğinin iyi seviyede olması. Onu zeki bir oyuncu yapıyor demiş. Çok doğru. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Birden fazla mevkide oynadığını ben şahit olmadım. Maçlarda genelde stoperde izlemiştim. Sol stoper ve önlü böreğe da koyulmuş ama ben öyle oynayacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hızlı da mesela sol bek oynamaya yeterli değil. Belki defansif ortası ama defansif ortası da çok başarılı olacağını düşünmüyorum ki. Galatasaray'ın 6 ve 8 numara eksikliği de düşünüldüğü zaman. Bununla beraber antrenmanlarda son zamanlarda iyi bir performans göstermiş. Daha yeni bir kariyer oyununa başlayarak bu videoyu çektiğimiz düşünürse demek ki genelde antrenmanlarda iyi bir performans gösterdiğini düşünebiliriz. E, oyuncu defansif orta saha pozisyonu için eğitilebilir. Eğitim programına alınma potansiyeli de var. Teknik bir oyuncu olarak bilinmesi özelliklerinden bir tanesi olarak çok iyi. Ve kulüpte yetişmiş yerli bir oyuncu. E, olumsuz özelliklerde de Abdülkerim merkezdeki arkadaş grubu yerine ikinci de arkadaş grubu için daha uygun denmiş. Aslında Abdülkerim Koyenspor'da takım kaptanı. E, futbol futbol menajerde. Gerçekte kaptan mıydı hatırlamıyorum bence gayet iyi bir oyuncu. Yerli rotasyonu düşündüğü zaman Galatasaray için ama tabii Markoan'ın yerine direkt aynı katkıyı verir mi? Çünkü Galatasaray'daki 6 ve 8 numara eksikliklerinde Markoan'ın tekniğinden yararlanıyordu Galatasaray oyun kurarken. Abdülkerim bunu sağlayabilir mi bilmiyorum. Zaten Galatasaray orta saha oyuncusu da alacak kesinlikle 2 veya 3 tane belki de. Bu konuda şüphelerim var. Defansif anlamda bakıldığı zaman Nelson'la iyi bir ikili olur mu? as oyuncu olarak oynar mı ilk 11'de onu da bilmiyorum. Çünkü belki deneyer transferi de düşünülebilir. Ama milli ve yerli olarak düşünüldüğü zaman gayet iyi bir potansiyel ve profil olduğunu düşünüyorum. Gayet başarılı bir transfer. İnşallah Türk futboluna ve Galatasaray'a faydalı olur diyerek de videoya son veriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer istediğiniz bir profil incelemesi varsa videonun altında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.